iki ay önce devraldığınız sancaklar inşallah sizinle beraber devam ediyor. Şimdi 28 yıldır Türk siyasetinde var olan bir partiyiz. Büyük Birlik Partisi. Tabii bunu her platformda dile getiriyoruz. Biz devletten bir lira destek almadan kendi imkanlarıyla siyaset yapan insanlarız. Devlet, millet menfaatine çalışan bir partiyiz. Dolayısıyla bizim herhangi bir yerden bir beklentimiz, bir menfaatimiz olmadığı için de Allah'ın izniyle millet menfaatine konuşabilen insanlarız. Şimdi biz devraldığımızda 6 aktif ilçemiz vardı. Bu 6 aktif ilçenin 3'ü istifa etti. 3 ilçe kaldı elimizde çalışabilmek. Biz bunu sizinle beraber inşallah bugün Palandöken'le beraber 12 ilçeye çıkartmış olacağız. Genel siyasetimiz yani genel başkanlığımızın, genel merkezimizin ifadeleri doğrultusunda ama biz aslen yerel siyasete yönelmiş kişileriz. Çünkü hepimiz bu coğrafyanın insanlarıyız. Hepimiz bu toprakların evlatlarıyız. Neye ihtiyacımız olduğunu, ne yapmamız gerektiğini en iyi bilenlerden. Önce hani tabir yerindeyse meclisin içi derler. Önce kendi yerimize, kendi şehrimize menfaatimiz olmadan ülke ve devletimize menfaati olacağına inananlardan değiliz. Asla havanda su dövmedik, dövmeyeceğiz. Dolayısıyla bütün çalışmamızı, enerjimizi önce şehrimize vereceğiz. Şimdi burada Yasin Karcı beyefendinin Palandöken ilçe başkanlığı kendine yetki yasasını vermek üzere toplandı. Ama ondan öncesi yine biz bu zaman zarfında siyasi olarak hemen hemen bütün partilerimizi gezdik. Erzurum'da bulunan hemen hemen tüm partilerimizi gezdik. STK'larımızı ziyaret ettik. Seçilmişlerimizi ziyaret ettik. Ve her platformda, her kesime ifademiz şu oldu. Erzurum menfaatine yapılacak her projede teklifin kimden ya da hangi kurumdan geldiğine bakmaksızın. Ama burada bizim bir çizgimiz var. Bölücü ve teröre karışmışlar hariç hepsine destek vereceğiz. Yani boş muhalefette asla bulunmayacağız. Doğrunun yanında olacağız ama yanlışın da karşısında herif gibi dimdik duracağız. Şimdi burada olmanız, bulunmanız bize şeref verdi. Şöyle Yasin Bey'le beraber 100 tane yeni parti üyemizin katılımının müjdesini vermiş olayım. Üye çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimiz bazında. Allah'a şükür teveccüh de çok. Yani belirli kesimlerde şöyle bir şey var. Hangi partiye sorarsak soralım. Ama tabii merkez sağ ya da ideolojik olarak ülkücü kanatta %60-70'inin ikinci partim diye değerlendirdiği bir partiyiz. Biz sempati anlamında %60'lara vuran bir sempati karşılığımız var bizim. Büyük Birlik Partisi olarak. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu öyle bir itibar bırakmış ki arkadaşlar, size açılmayacak kapı yok Allah'ın izniyle. Doğruluğunuza ve dürüstlüğünüze inanılacağı için. Şimdi biz de zaten ben şahsen görüm şu, biz o itibarı kazanmak şöyle dursun, yıkmaya bile gücümüz yetmez. Öyle bir şey bırakmışlar. Ama tabii ki layık olacağız. Layık olma anlamında çaba göstereceğiz. Bütün emeğimizi bunun üstüne vereceğiz ve bu şekilde kanalize olacağız. Birken 3, üçgen 5, 50, 100, 1000, 10 binler olmamız gerekiyor. Şimdi milliyetçi muhafazakar bir şehirde, Erzurum'da Büyük Birlik Partisi'nin bu seviyede olması açık, seçik ne söylüyor?
en başta bu yükümlülüğü, bu koltukta oturan bizlere, ondan sonra da Allah razı olsun teveccüh ettiniz. Ama sizlere ayıp. Yani şimdi inşallah sayenizde sizlerle beraber buranın belki 3 katı, 4 katı ama 2 ay, ama 3 ay sonra. Hedefimiz bu. Yolu, yani siyasetinde yolumuz ilahi kelimetullah diyen tek parti biziz Türkiye'de arkadaşlar. Ve ufkumuz Turan. Bütün emeğimiz bu yönde olacak. Biz rahmetli şehit liderimizin söylediği gibi Kürdün, Türkmen, Alevinin, Sünninin, Lazın, Çerkezin kardeşçe bir arada yaşadığı bir ülke hayal ediyoruz. Ama bunun için somut bir şeyler göstermemiz gerek. Gerçek anlamda çalışırsa Allah bunun karşılığını verecek. İmanımızla, aklımızla, vicdanımızla karşılığı bu. Dolayısıyla bu samimiyetimizi göstermemiz gerekiyor. Ben şimdi Yasin Bey'e yetki yasını takdim edeceğim huzurlarınızda. Allah utandım ya. İnşallah diğer ilçeler de şu an ilçe teşkilat bazında olmadığımız ilçelerimizde de Yasin Bey gibi namzetlerimiz var, adaylarımız var. Onlarla da görüşme içerisindeyiz. İnşallah onları da böyle, bugünkü gibi böyle bir merasimle, tanıtımla basınımıza tanıtacağız diğer arkadaşlarımızı. Yasin Bey, size de söz bırakalım. Birkaç kere Allah'a olur. Öncelikle listemizi takip edelim başkanım. 100 üye listesi. Daha bu başlangıcı. Allah'ın izniyle devamı gelecektir. İnşallah. En yakın zamanda. Zaten bugün daha kalabalık olacaktık ama iç mesai saatlerine denk geldiği için evet. Arkadaşlarımız katılamadı. Bir dahaki sefere inşallah daha büyük katılımlar inşallah olacağız. İnşallah. Sağ olun başkanım. Allah muvaffak etsin tekrar. Allah utandırmasın. Allah razı olsun başkanım. Öncelikle bu görevimize layık gördüğünüz için şahsınıza, yönetiminize çok teşekkür ediyorum. Saygılar duyuyorum. Böyle bir kutlu davanın içinde görev almak bize onur verdi. Allah'ın izniyle bu saatten sonra Büyük Birlik Partisi'nin yükseliş ve şahlanış dönemi başlamıştır. Buna yönetimim ve kendim adına size söz veriyoruz. Daha ileri, daha güzel yerlere gideceğiz. Rahmetli Nusin başkanımızın da, şehit başkanımızın da dediği gibi zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağız. Tutarım. Mukaddes davalarda ölüm bize güzeldir. Bu güzel sözle birlikte tekrar size teşekkür ediyorum başkanım, bize bu görevi layık gördüğünüz için. Allah bundan sonraki süreçte yar ve yardımcınız olsun. Amin. Amin. Amin.